Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'la birlikteyiz. Hepinize merhaba diyoruz. Nuh abi merhaba. Merhaba. Şimdi İran meselesi. İran meselesi deyince Sayın Cumhurbaşkanı'nın İran ziyareti. Evet. Birçok açıdan önemliydi. Rusya'nın dünyaya meydan okuması açısından önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünyaya meydan okuması açısından önemliydi. İran'ın dünyaya meydan okuması açısından önemli. Böyle bir zirve yani. Böyle bir zirve oldu. Hakikaten öyle oldu. Yani Rusya mesela ya Ukrayna tahılı falan diyorsunuz da benim 50 milyon ton hububatım hazır bekliyor. Herhalde o kanalı kullanmaya müsaade edecekseniz herhalde tabii. Bizim mallar da buradan başından çıkacak. Başından beri o zaten tabii, gündeme getiriyor. Aynen en başından tabii. Beri işte, sözü o. Tahta beraber yürüyor şey aslında. Sadece Ukrayna'nın tahılı olarak yürümüyor. Tabii. Daha doğrusu görüşmelerde. Şöyle, yani Rusya burada görüşmede de gündemdeydi zaten. Zaten tutmuşlar ağzı biliyorsun. Tabii. Yani hani Odessa limanının ağzında zaten Ruslar mayınlarla korumaya almış Ukrayna. Rusya içeriye giremiyor. Odessa'yı o anlamda işgal edemiyor. Ama Ruslar çıkış içinde Rusya gemileri orada. Kaydıyla en başından beri tabii. Söylüyor. Evet. Bu da şu demek. Burada çok konuştuk mevzuyu. Bu da şu demek, yani siz bana ambargo uyguluyorsunuz ama çok affedersin amiyane tabiri yemişim ambargonuzu. Bana muhtaçsınız kardeşim. Öyle tamam. Veya böyle. Her şimdi bakımdan. Bunu nereden biliyoruz? Enerji. Avrupa Birliği zannedersem 6 ya da 7. Rusya'ya yönelik yaptırım paketinde Rus bankalarına yönelik sıkılaştırmayı hafifletme kararı mecbur aldı. Mecbur kaldılar çünkü. Başka şansları evet. Yok. Aynen öyle. Şimdi Rus açısından böyle. İran açısından, Türkiye'yi sona bırakıyorum astrolojisi olarak. İran açısından da şu, Rusya'nın bölgede Suriye üzerinde söylüyorum, güç kaybetmesiyle alan doldurma hamlesi var. Rusya ile İran arasında zaten doğalgaz anlaşması oldu. Anlaşmalar, enerji anlaşmaları var. İran'ın da mesela mesajlarından bir tanesi sakın ha bölgeye girmeyin. Burasını mahvedersiniz vesaire açıklamaları var. Kendi açısından bir cümle söylüyor. Türkiye açısındansa bugün akşam gazetesi manşette terörü söküp atacağım kardeşim diyor. Evet. Hiç öyle, ben Amerika'ya posta koymuş bir ülkeyim. Ne demişti? Bayrağınızı mutlu haline getirip size teslim etmek istemiyoruz. Askerlerinizi çekin dedikten sonra ve 15 Temmuz'un hemen arkasından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve diğer operasyonlarla. Aynen Ağustos'ta başladı. 15 Temmuz'dan hemen bir ay sonra başladı. İşte FETÖ'den enfeksiyondan kurtulunca. Aynen ve hesapta düşünebiliyor musun? Tabii. O kadar zayıf pozisyondaydık tırnak içerisinde. Aynen. Hemen arkasından. Hatta o zaman olmaz dediler. Şimdi ne pilot kalmış, ne asker kalmış. Hala aynı durumdayız. Ve orayı gireceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanı gözlerin içine baka baka hem onların hem dünyanın bu bölgeden, Suriye'den terörü söküp atacağız cümlesini kullandı. Bununla girelim istersen. Detaylar evet. Üzerinde konuşalım. Genel bir çerçeve çizmiş olayım. Yani gerçi bu Astana süreci biraz şeye uğradı. Yani iki yıl geçti aşağı yukarı. Çok aktif olamadık son günlerde, son dönemde falan gibi ben düşünüyor idim. Ama bir cümle hatırlatayım mı? Çok özür dileyerek araya gireyim. Estağfurullah. Hani diyor ya, ben her zaman ona inanırım ve yani sen de işte yıllardır yöneticilik yapıyorsun. Evet. Ben de öyleyim. Bir işin olmasını istemiyorsanız komisyonlara havale edin diye bir cümle vardır ya. Bu Astana süreçleri, zirveler, şunlar bunlar mevzunun olmaması için yapılan toplantılar. Siz eğer bu toplantılara bak şeyi biliyoruz. Nereden bunun da son örneği, benzer örnek olsun diye söylüyorum. AGİT denilen bir kuruluş, Güvenlik İşbirliği Teşkilatı. 30 yıl boyunca şeye parada Ermenistan, Azerbaycan arasındaki Dağlı Karabağ meselesini aynen. Çözmedi. Çözmüyor da. Aynen. Aynı mevzu. Sen sahaya girip yapman gerekeni yapıp buradan topladıklarında masaya oturduğunda mevzuyu hallediyorsun. Aynı çok güzel işte Cenevre süreci var mesela. Şeyin güya Suriye'de anayasa gündeme gelecek ama ben kaçıncısı yapıldı artık karıştırdım. Takip etmiyorum çünkü bir anlamı yok. Fakat şuraya getirecektim. Yani Astana süreci, Soçi sonrasında işte bu ne kadar fonksiyonel meselesinden ziyade belki konjonktürden dolayı, yani günümüzdeki konuşulan meseleler, Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl meselesi falan dan dolayı muhtemelen ve bizim tabii ki planlamakta olduğumuz harekattan dolayı o Astana sürecinden bağımsız, ondan daha farklı bir öneme haiz oldu dünkü zirve. Doğru. Onu anlatmaya çalış. Onun için başlamışım Astana'dan. Çünkü
O bir tarafa. Şimdi bu başlı başına bütün dünyanın kendi gerekçelerinden dolayı dikkatle izlediği bir zirve oldu. Doğru. Dolayısıyla da bu oradaki mesajlar daha anlamlı, daha önemli hale geldi. Ben şunu önemsiyorum. Türkiye başından beri bu süreçler vesaire, yani en azından şöyle diyebiliriz. 2011 yani Arap Baharı'nın gelip kapımıza dayandığı o 2011'den bu tarafa, ondan itibaren daha çok konular gündeme geldiği için, Türkiye'nin terör meselesiyle alakalı, terör örgütleriyle mücadele konusunda ortaya koyduğu bir tavır var. Çoğu zaman karşılık bulmadı, neden bulmadı? İşte bizim terörist dediğimizde öbürleri onların müttefiki gibi oluyor hatta. Müttefiki gibi değil, aynen, oluyor. Müttefiki, müttefiki yani. Aynen. Filan. Ama bu süreç bizim bu haklı, vicdani ve dürüst duruşumuzu güçlendirdi, güçlü hale getirdi. Hele de bu Madrid'deki o dönüm noktasından sonra, yani ki Sayın Cumhurbaşkanı orada da bunu zikretti o şeyden önceki açıklamalarında, toplam önceki açıklamalarında, bu PKK, PYD, FETÖ'yü şeye terör örgütü olarak tescil ettirdik diye orada da zikretti. Hele o aşamadan sonra Türkiye'nin bu tutumu daha güçlü hale geldi. İşte dün Sayın Cumhurbaşkanı oradaki verdiği mesajlardan en önemlilerden birisi de bu terörle mücadele konusundaki neredeyse Türkiye dışındaki bütün devletlerin samimiyetsizliğini ortaya koydu orada. Aynen öyle. Şimdi orada bile Rusya'nın Putin'in terör tanımına bakarsan eğer, yani bize göre orada bize göre değil yani normal tanıma göre PYD terör örgütü, oradaki terör örgütü PYD'dir, DAEŞ'tir. Ama Putin'e sorarsan, ki orada söyledi, rejime karşı gelen muhalifler, onlara göre rejime karşı gelen muhalifler terörist Rusya'ya göre. Dolayısıyla dünyanın artık bu terör tanımında bir yere gelmesi gerekiyor. Bizim başından beri aynı yerde verdiğimiz mesajlar dün bir kere daha orada tekrarlandı ve tam yerine oturdu. Tam yerine oturdu. Bugün artık PKK'nın da PYD'nin de terör örgütü olduğu birçok ülke tarafından mecburen kabul edilmiş durumda ve bu süreç böyle devam edecek. Tahıl meselesi ise ikinci bir, yani dünyanın asıl takip ettiği kısmı, zaten biliyorsunuz zirveden önce bir Türkiye İstanbul'daki toplantılardan dolayı bir aşamaya gelmişti. Doğru. Ve şunu da biliyoruz, taraf olarak bütün taraflar BM dahil olmak üzere zaten Rusya'nın olması olmaz, yani benim tahılımı da tahılımın da pazarlanması için yol açın isteğine zaten olumlu yaklaşılıyor zaten. Yani beraber karşılıklı yürüyen bir süreç var. Ben bunun kısa zamanda neticeye ulaşacağını düşünüyorum. İstanbul'da bir toplantı planlanıyordu o şeyden sonra. O sürecinde bunu aynen devam edeceğini düşünüyorum. Biraz daha ayrıntıları muhtemelen, bilmiyorum bugün saat 1'e kadar mı, 1'de mi? 15. Ambargoyu mu diyorsun? Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçak röportajının. Evet. 15'te. 15'te mi? 15'te. O zaman biraz daha bunu oradaki eksik kalan veya bizim anlayamadığımız ayrıntılar da oradan netleşecektir diye düşünüyorum. Şimdi öyle bir açmaz ki, dünya açısından bakıyorsun. Yani bu hani satranç oyunu diyorlar ya, diplomasideki satranç oyunu. Ben özellikle 2010'dan sonra Türk dış politikasının bağımsızlaştığını ve bu satranç oyununda öyle veya böyle, yani bizim, ben söylediğim zaman biraz abartı gibi gelebiliyor ama Türk dış politikası yaklaşık 10 yaşında. Çok güzel. Türkiye Cumhuriyeti, çok bence Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında, tabii 100 yaşında olabilir ama Türk dış politikası yaklaşık 10 yaşında. Doğru. Aşağı yukarı. Doğru. Ve yapılan hamleler, atılan adımlar oyunu artık kurallarına göre ve istediğimiz şekilde oynayabildiğimiz döneme geldiğimizi gösteriyor. Elbette ağır aksak yönler olabilir. Evet. Hani tabirdir ya, Mehter Marşı gibi, kardeşim iki adım bir ileri bir adım geri yapıyorsunuz derler ya bazı durumlar için. Dış politika böyle bir şey aslında. Zaman zaman ileri doğru gidiyorsun, zaman zaman yerinde duruyorsun, zaman zaman bir adım geri çekilebiliyorsun. Ama strateji bunu gerektiriyor ama zaten. Kendi sahanda antrenman yapmıyorsun ki. Bir aynen maç öyle yapıyorsun. Aynen öyle. İki tarafta değil. Yani binlerce tarafın olduğu maç yapıyorsun. Sürekli saldırmayla yani olmuyor zaten. Evet mesela. Normal yani. Ara ara siperlenmek gerekiyor belki de. Bunu yapıyorlar şu anda. Rusya bu işin kompetanlarından bir tanesi. İran, aynen, 2000 küsur yıllık Pers İmparatorluğu'ndan bahsediyorlar. Yani zeka... Acem tarafı orada şimdi ayrıca yani. O 2000 Pers Acem'den kastım oydu. Biliyorlar hikayeyi. Ama yani onların Türkiye'de politikasının biraz da şey tarafı var yani. Bu hususta bayağı iyi. Bayağı iyi noktalara geldi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Rusya en başından beri
Ya şimdi dünya sağlık krizinden dolayı zaten sıkıntıya girmiş vaziyette. Avrupa'nın raflarında bir paket un, bir paket makarnadan fazla alamazsınız. Tabelalara asılmış vaziyette. Tabii. Almanya örneğinden söylüyorum. Şimdi enflasyon rakamları yine açıklandı. 9.6'lara falan geldi. 8.8'lerden Avrupa'da. Şimdi Rusya bunları çok daha iyi kullanıyor. Bunlar iyi günleri daha. İyi günleri, bravo. Amerika resesyondan bahsediyor. Gerçekten, Avrupa'da çift haneli enflasyona giriş dönüş var. Dönüş oldu iyiye doğru değil. Yani. Değil. O şey açısından, kriz açısından söylüyorum yani. Doğru. Bizi de etkileyen bir durum bu. Yani öyle bir şeyde yaşıyorsunuz ki, mahallede yaşıyorsunuz ki, yanı başınızdaki iki tane ev yandığında sizin eviniz yanmasa bile alevlere etkiliyor. Sıcağa etkiliyor vesaire vesaire. Bizde de durum çok iyi. Külü dumanı geliyor. Külü dumanı geliyor. Aynen öyle. Ama elimizden geldiğince korumaya gayret gösteriyoruz. Almanya bilmem kaç yıllardan sonra cari açık vermeye başladı. Şimdi bütün bunları söylediğimizde Almanya bizi kıskanıyor diye o affedersin kuş kadar beyinleriyle mevzuyu aşağılamaya çalışıyor ama durum bu. Böyle. Rusya ta en başından beri dediğin gibi Odessa limanından çıkacaksa bir koridor oluşturulacaksa bu koridora okey veririm. Çünkü ağzında duruyor gemileri. Ben bizim olmadan bu gemiler buradan çıkamaz batırırım diyor. Net. Oraya kadar gelmiş zaten. Bunu yapacaksanız koridor oluşturun. Benim de tahılım var. Bunlar da girsin. Bu bir. İkincisi tahılı almak üzere Odessa limanına gelen gemilerin silah taşımadığından beni ikna edeceksiniz. Zaten diyor. Görüşmelerin şeyi bunlar. Bu. Evet. Güvenlik meselesi. Aynen. Şimdi güvenlik endişelerin giderilmesi gerekiyor. Evet. Öyle bir mesele ki bir taraftan Rusya'ya ambargo uyguluyorsun. Bütün dünya, Amerika'nın başını çektiği bütün dünya, Türkiye istemiyorum dedi, ben yapmam dedi. Ama Avrupa'yı metozörü zorladı, yapıyor. Fakat bir taraftan da ambargo uyguladığın ülkenin ürününe ihtiyacın var. Doğalgazın enerjisine ihtiyacın var, tahılına ihtiyacın var, şununa bununa ihtiyacın var. Böyle bir açmazda bıraktı. Hani kontrpiye derler. Vallahi ya, kontrpiye de bıraktı bir şey söyleyebilir miyim? Avrupa'yı ve Amerika'yı Rusya. Bir şey söyleyebilir miyim? Ukrayna'daki savaşta belki, evet, Rusya, daha doğrusu Putin... Askeri hedef olarak ilk savaş öncesinde planladığı gibi götüremediğim sürecin öyle anlaşılıyor. Daha kısa bir zamanda sonuca ulaşmak gibi planı ben var. Ben hala da emin değilim yani o meseleyi. Bilmiyorum. Öyle, en azından öyle konuşuluyordu. Batı'nın söylemi bence bu. Yani çünkü dün zannedersem çok özür dilerim yine araya giriyorum. Aradık. Estağfurullah. Dün Putin'in açıklaması vardı. Avrupalı bir an evvel bilsin dünya dengeye otursun beklentisi yaparken Putin dedi ki bir dakika dedi ya daha savaş yeni başlıyor dedi. İşte tamam yani. Açıklamayı dün yaptı. Öyle planlı, öyle değerlendirmeler yapıldı. Hı-hı. Ben de diyorum ki zaten şunu demeye çalışıyordum. Öyleyse bile hani askeri hı-hı, bakımdan anladım. Biraz Putin'in planların biraz yavaş yürüdüğü doğru ise bile onu bilmiyorum. Ama şu bir gerçek bu savaşın diplomatik kısmını yani diplomatik savaşı şey çok önüne götürüyor. Rusya, Putin çok önüne götürüyor. Aynen öyle. Samimi söylüyorum. Şey iflas etti bak şimdi yani şu anda kısa bir süre sonra muhtemelen savaşın bitmesini Batı istemeye başlayacak. İstiyor. Yani yakın zamana kadar şöyle Ukrayna'yı destekleyelim askeri bakımdan. Ukrayna bu arada bitiyormuş, vatandaşlar darmadağın olmuş ayrı konu ama Ukrayna üzerinden Rusya'yı yıpratalım stratejisi vardı biraz Amerika'nın. Bunu böyle sürdüler çünkü o yardımlardan falan askeri yardım, silah yardımı yoksa başka bir şey değil. Başka bir benim sürekli bugünlerde yani o İsveç, Finlandiya konusunda Amerika'nın üyeliği, NATO üyeliği konusunda bu kadar bastırdığı şu dönemde sık sık aklıma gelen bir şey. İyi de kardeşim Ukrayna'nın Rusya karşısındaki yani tehdit durumu İsveç'ten, Finlandiya'dan daha mı az, daha mı düşük? Doğru. Zaten şu anda savaştılar. İki, bu savaşın sebebi ne? Bu savaşın sebebi Ukrayna'nın NATO'ya girmek istemesi. Ama hala siz Ukrayna'ya NATO almak konusunda bir adım atmadınız. Almazlar. Niye? Rusya'yı kızdırmak istemiyor. Öyle mi? Neyse işte şunu söylemeye çalışıyorum. Bundan dolayı savaş uzatmaya çalışıyordu Amerika. Ama süreç baktığımız zaman işte petrol fiyatlarının yükselmesinden en çok Rusya kazandı. Yani sen dedin dün bana aynen şey öyle demiştin. Suudi Arabistan'da tamam kabul ama... Amerika, Rusya, Avrupa açısından baktığın zaman şu anda Rusya daha rahat durumda. Hem ekonomik olarak, bütün ambargolara rağmen hem de diplomatik olarak daha rahat durumda şu anda. Bunu teslim etmek lazım. İkinci Dünya Savaşı'nda, bu bölümün en azından bununla bitirelim, bir yazı okumuştum. Biliyorsun Almanya Rusya'ya
alamadı yani. Moskova'yı alamadı, Stalingrad'ı alamadı. Olacaktı, hedef oydu. Alacaktı, hedef oydu. Ve çok güçlüydü Almanya. Emindi zaten neticeden, emindi. Hakikaten alacaktı. Fakat alamadı. Paris'e yaklaşmıştı bir ara hatta neredeyse. Niye diye sorulduğunda zannedersem ya bir Alman tarih meseleyi anlatıyor. Orayı o isim hatırlamıyorum ama mevzuyu hatırlıyorum. Ya dedi, o kadar yoğun saldırı yaptık ki kesin alıyorduk. Fakat alamamızın tek gerekçesi vardı. O kadar çok asker yığdı ki öldür öldür bitmiyordu dedi. Onlardan 10-100 ölüyordu, milyonlarca kişi öldü. O kadar öldürdük bitmedi. Onlardan 10-100 ölüyordu. Bizden 3-5 ölüyordu falan. Ama en nihayetinde bizimkinin bir sonu vardı. Onların sonu yoktu. Şimdi Rusya'nın kafa, bakış açısı görebildiğim kadarıyla bunun üzerine. Yani ben hep en başından beri şeyi savundum. Batı'nın özellikle Reuters üzerinden, ajanslar üzerinden ya da onların dezenformasyon kanalları üzerinden Rusya hata yaptı, generalleri istifa etti, şu oldu, bu oldu, ya bak planladığı gibi olmadı, 65 kilometrelik günlüğüne kuyruğu oldu. Bakışta onlar bunların bütün planlarını, ABCDF planlarının hepsinin Rusya tarafından yapıldığını, sürecin özellikle uzatıldığını ve iki Slav halkı olan Ukrayna ve Rusya'nın Putin'in bakış açısıyla bir tarihe Slav kasabı olarak geçmek istemiyorum cümlesi gereği tabir doğru olabilir mi bilmiyorum ama düşük yoğunluk Diyarbakır'da sivilleri kalkan yapan PKK terör örgütüne karşı şehit verdik bayağı biz. Evet. Rusya gibi düşünmüş olsaydık yıkar geçerdik, bir tane de şehit vermezdik. Doğru. Sivil hatırlıyorsun ya. Yani. Ama biz ne yaptık Rusya, orada? Şey Suriye'de abi. Aynen. Çok nokta şeyleri, tereyağından kum şeker gibi almaya çalıştık. Çok da şehit verdik. Sivil zayiat olmasın diye. Şimdi Rusya'da, Ukrayna'da bunu yaptığı söyleniyor. Slav kasabı olarak tarihe geçmek istemiyor. İnce adımlarla vesaire bir şeyler yapmaya çalıştığını söylüyor ve dünkü açıklamasıyla savaş yeni başladı daha, durun bakalım cümlesiyle bu savaşın aslında kendilerini değil, Avrupa'yı, Amerika'yı çok zor durumda bırakacağının planlarının yapıldığını, ben özellikle uzatıldığını düşünüyorum en başından. Aynen. Şeyde öyle. De gene ben katılmıyorum başından beri. İşte Rusya Ukrayna'ya ağırlık vermek zorunda kaldı. Suriye'deki evet. Güçler azalttı falan gibi şeyler söyleniyor. Ben başından beri buna da katılmıyorum. Çünkü bir Rusya sadece burada ağırlık verince oradan çekilmek zorunda kalacak kadar sığ bir askeri bakımdan değil. Doğru. İkincisi de asırlar boyunca sıcak denize ulaşma hayali yaşadı Rusya. Tam buna ulaşmış bir vaziyetteyken Suriye'den vazgeçer. Bundan döner mi geriye? Bunu şunun için söyledim. Bizim harekatlarımız konusunda Rusya ile oluşturacak olan ortak payda veya mutabakat hala da çok önemli diye düşünüyorum. Biraz işin magazin kısmına da bakalım toplantının. Dediğin gibi detayları. Var var, olmaz olur mu? Şimdi mesela İran'da magazin mi? Güçler magazin kısmını söyleyeceğim tabii. Bunlardan bir tanesi aksi olsaydı ne olurdu'yu sorduracak görüntüler. O da Putin'in bir odada tek başına bekleme görüntüleri. Ha, aksi olsaydı güzel soru. Aksi olsaydı güzel neler soru. Neler olacaktı. Bir dakika civarında. Ya bunlar dediğim gibi normal şartlar altında konuşulacak mevzular değil de. Güzel. Bizim inler dışına çektikleri aksi için meseleyi. Güzel anlam kazandı. Şu görüntü. Ver bakalım görüntü. Putin geliyor salona. İkili görüşmenin yapılacağı, baş başa görüşmenin yapılacağı salonda. Ayakta bekliyor. Ayakta bekliyor. Yaklaşık bir dakika sürüyor beklemesi. Hadi ya. Tabii. Ben bu görüntüyü görmedim. Bu. Şimdi. Bu görüntü. Bekliyor. Yani şimdi biz konuşurken şey olsun diye söylüyorum. Bir dakika bekliyor böyle. Anormal değil bunlar. Normal şartlar altında olabilecek şeylerdir. Aynen, ama katılıyorum. Bu işin magazinel kısmını gündeme getirdikleri için bir tane daha fotoğraf var. Ondan da bahsedeceğim. Aksi olsaydı ne olacağını ben tahayyül edemiyorum şu anda yani. Şu anda zirve bitmişti. Tabii. Tamam mı? Yani. Zirve diye bir şey konuşulmuyordu. Geçmişlerinde yaptılar biliyorsun yani. Putin'i ya. Bekledi, ayakta girdisi bekledi. Girdisi çıktısı vardı. Ben onlar gibi da biliyorsun. Aynen yani. Öyle. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı geliyor. Hızlı sardırabiliyor musunuz? Boşu boşuna bir dakika beklemiş olayım. O kadar beklemiyorum yani, diyorsun. Bu kadar. Ha, iki gözümün nuru diye açtı ellerini. Şimdi görüntü bu. Tamam mı? Çok doğru. Çok doğru söylüyorsun. Birinci bu. İkinci görüntü. Bu insanların bakışı. Ya buradan yani. İkinci görüntü. Hamaney'in Erdoğan'la görüştüğü görüntü. Tamam. Orada da bir mesafe var. Reisiyle yani İran Cumhurbaşkanı'yla Sayın Cumhurbaşkanı yan yanalar. Karşısında da Ali Hamaney var. Hı hı. İran'ın dini lideri. Evet.
Yani tabir doğru mu bilmiyorum ama Papa'nın eşdeğeri gibi düşünüyorlar. Ya, onlar kafayı falan. Cumhurbaşkanı gelip geçici, falan. Öbürü kalıcı öyle tabii, bir şey yani. Zaten birçok noktada Ali Hamaney'in yetkisi de var. Yani tabii. Dini reis ama Cumhurbaşkanı'nın almış olduğu kararları onaylama gibi başka aynen, özellikleri aynen. de var. Dediğim gibi şey değil. O fotoğrafı da verin çocuklar. Bir göreyim o fotoğrafı. Şu fotoğraf. Şimdi dün bu fotoğrafı görünce bizim haber koordinatörümüz Ömer Özşirket dedim ki Ömer şunun üzerinden dedim yarına hazır ol. İlk fotoğraf ilk kare geldi. Şunun üzerinden hazır ol dedim. Hazır ellerini ovuşturmuş bekliyorlar. Yani bak ilk 10 küsür dakikayı 15 dakikayı dünyaya mesajları şunları bunları falan filan konuştuk. Ama dünya ile ilgili yazı yazan kanaat önderlerinden Aslı Aydın Taşbaş'ın yorumu İran ve Rusya vermek istediği mesajı bu tarz koreografilerle vermeyi seviyorlar demiş. Ya bırak Aslı ha, yani bu işin şey magazin kısmını yapıyor. Magazinciler bak, yapsın. Hı. Evet bırak tamam mı? Bununla ilgili sosyal medyada ismini not almışım ama buraya koymayı unutmuşum. Bunun analizini yapan İran uzmanı isimler var. Tamam. Ya bir kere diyor mevzu şu sen misafirsin davet ediliyor. İki protokol bakımından ilk defa yapılan bir şey değil ve sadece Türkiye yönelik bir şey de değil. İran sembolizmle konuşmayı sever. Tamam. Bu fotoğrafta işte mesela yalın bir oda. Tamam orada başka bir mesaj veriyorlar. İşte dünyaya falan filan ondan sonra o kadar meyilleri olmadıklarını geçici olun vesaire vesaire. İkincisi sadece Türkiye yönelik değil. Aynı karede Putin de var bir sonraki görüşmede. Artı geçmiş, yalnız değil ki zaten ayrıca orada. Tabii çünkü reisi var. Tabii. Yani İran Cumhurbaşkanı var. Tabii. Üçüncüsü daha önceki görüntülerde de yani Pakistan Başbakanı Cumhurbaşkanı geldiğinde de var o fotoğrafların hepsi. Nawaz Şerif'in falan görüntüleri de var yine Başbakan. Erivan Cumhurbaşkanı Başbakanı'nın geldiği görüntülerde vesaire vesaire. Anormal şeyler değil. Bunun üzerinden magazinleştirmemek gerekiyor ama dediğim gibi dünden dedim tedbir ya, alın. Bu görüntüler gelecek. İşte, bu da ikinci magazin görüntüsü. Yani dediğim gibi ya bunların bakış açısı bu işte. Bu kadar basit, bu kadar sığ, bu kadar ucuz. Dün orada çok önemli bir konuşma yapıldı. Gerçekten o konuşma bütün hani bu ülkede yaşayan herkesin arkasında durması gereken ve etkisinin artması için eline gelen yapması gereken bir konuşma o. Ama ben görmedim onunla ilgili bir teyit anlamında veya destek anlamında bir adım bir görmedim bu senin bahsettiğin kesimlerden. Ama hı-hı, bunların böyle şeyler olunca ben üzerine çullanıyorlar. Alıştık ama buna ya. Bunlara alıştık gerçekten. Yani çok da beni doğrusu fazla da etkilemiyor yani o dediğiniz tepkiler. Aynen. Biraz ne biliyor musun bu? Bence biraz acizlik ya, acizliğin ifadesi onlar. Yani buradan yürümeye çalışıp, yani buradan bir olumsuzluk, bir tepki oluşturmaya çalışmak hakikaten acizliktir ya. Yani başka türlü bir şey koyamıyorsunuz karşısına. Efendim işte bunlarla böyle ucuz şeylerle bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Çok bence üzerine durma demez. Aynen öyle. Şimdi bir son dakika var onu söyleyeyim. Aradan tekrar devam edeceğiz. O mevzu iki tane daha magazin şeyimiz var. Savaş Çelik. PKK'lı Savaş Çelik. Şimdi fotoğrafı da geldi. MIT'in sınır dışı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Bu PKK'lı. Tebrik daha önce ediyorum. Şeyleri getiriyorlardı biliyorsun. Bu FETÖ'cüleri, METÖ'cüleri falan getiriyorlardı. Hatta konuyu bilen bir arkadaş şeyi söylüyordu. Birisi havaya bakıyorsa PKK'lıdır, arkasına bakıyorsa FETÖ'dür. Evet. Tamam, çok hoşuma gitti işte onu söylüyor. Ondan önce konuşmuş. Şimdi, doğru. Aynen. Şimdi bu artık FETÖ'cüler de arkasına bakmaya başladı. Şey PKK'lılar da arkasına çok bakıyor. Çok güzel. Şimdi Savaş Çelik kim? O önemli. Evet. Yani PKK'lı olmasının ülkesinde kim biliyor musun? 2015 yılında Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Kulaksız şehit edilmişti. Evet. 2015 yılında bir saldırı olmuş. O saldırının faili. Yani 2015'te 2015. Yüzbaşı, binbaşımızı Aslan Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faili bu. Yurt dışı operasyonuna yakınarak çok güzel Türkiye'ye yani getirildi. Fotoğrafı da bu. Bu terörle mücadeledeki bu fikri takip çok önemli. Aynen. Yani tek tek çentik atıyorsunuz tamam mı? Hiç yani ne zaman ne olmuşsa hesabı soruluyor. Bu algının oluşturması çok önemli ki bu son dönemlerde artık nokta atışla hep yani helal olsun, kim olduğu ne olduğu bilinen insanlar tek tek bertaraf ediliyor çok şükür. Cüneyt Özdemir'in bir tweet'i var. Tekrar konumuza dönelim. Şunu söylüyor. Hani bu ben de şey yapıyorum böyle. Bazen arkadaşlara sistem ediyorum. Aynısını biz söylüyoruz. Bu kadar şey olmuyor ama Cüneyt Özdemir söyleyince ondan sonra gündem oluyor diye. Ne yapalım biz artık aynı şeye girmek durumundayız artık. Şu anda diyor Cüneyt Özdemir. Evet. 20 gün arayla hem Biden hem de Putin ile görüşüp el sıkışabilen hatta
aynı masaya oturabilen sayılı liderlerden biridir R.T. Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. İster Türk dışişlerinin başarısı diyelim, isterseniz Erdoğan'ın, sonuçta Türkiye için önemli bir diplomatik başarı demiş. Ya bunca yılın yandaşıyım. aynı şeyi ben söylediğimde ben yandaş oluyorum. İşte değer de oradan geliyor zaten. Allah Allah, neyse onu da almış olalım. Test şey yapmış yani, ne diyelim? Hakkı teslim etmiş. Aynen. Biz hep hakkı teslim ettiğimizde biz objektif, ondan sonra tarafsız büyük gazeteci olamıyoruz. Bizim için sıradan bir şey bu yani, tamam mı? Hakkı teslim etmiş. Her zaman yaptığımız için tabii. Aynen öyle. Şimdi final görüntüsü. Program bitti final derken. Yok yok, bu konuyla ilgili. Ha. Hakan Fidan'ın bir görüntüsü var. Az önce MİT'ten söylemiş olduk. MİT başkanına buradan da selam olsun. Bayağı bir muhabbeti yapıldı sosyal medyada dün. Gördün mü sen o fotoğrafı? Şeyle, Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor. Başkan. Arkasında sol tarafında Hulusi Akar, ortada Hakan Fidan, yan tarafında Fahrettin Altun var, iletişim başkanı. Fahrettin Altun tam fotoğrafın kareye almışlar. Gördüm. O karede Fahrettin şey Altun cep telefonunda bir şeyler yazarken şu. Daha doğrusu bu görüntünün başı. O fotoğrafı versenize çocuklar. Gördüm ya, izledim ama izledim. Konuşma işlemimiz, o da dikkatimi çekmişti zaten. Orada cep telefonuyla bir mesaj yazarken şu fotoğraf. Hakan Fidan'ın yukarıdan bakıp şeyi de çok güzel yapmışlar. Oradan yürümüşler. Meslek hastalığı diyor. Yalnız şöyle. Fahrettin Altun ona gösteriyor. Bir video da o var. Tabii. Her şey işin magazin kısmını. Evet. Bayağı bir konuşuldu. Fakat az önceki görüntüde de gördüğünüz gibi. O böyle yorumlanabilir yani. O. Tabii sadece bu kareye bakılırsa öyle yorumlanabilir. İstihbarat başkanı abi, ne oldu öyle bitiyor. Herkesi kontrol ediyor. Ya yaptığım en meşru iş falan diye bayağı yorumları falan okudum. Yani. Tabii en o meşru işlerden. Sadece o kareye bakılırsa o normal. Yani, aynen öyle. Aslında burada işte Fahrettin Altun iletişim başkanı müsteşarının dizine dokunuyor, notlarını gösteriyor. Evet. Onlarla ilgili mesajlar, notlar alıyor. Ama espri güzel. Ama o anı yakalayınca MİT başkanının şey, bu da mevzunun karelere yansıyan görüntüsü olsun. Şimdi bir tebrikle devam edelim. Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. değil mi? Evet. 48. yıl dönümü. Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 24 ekranlarında. Evet, izledim. Tebrik ederiz. Sağ olsun, hani teklifimizi, talebimizi kırmadı, yayınımıza katıldı. Ama meseleyi anlattı. Hem Türkiye Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin durumunu, Rum kesiminin yapmaya çalıştıklarını falan ifade etti. Bu vesileyle hakikaten o Barış Harekatı'nın 48. seneyi devriyesi olması hasebiyle de orada şu anda bir şey var. Bir daha söyler misin? Sayın Fuat Oktay'ın başkanı yardımcısı. Başkan yardımcısı Fuat Oktay da orada. Dolayısıyla hani bu vesileyle bir kere daha bu zulmü bitiren bu Barış Harekatı'ndan dolayı şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler dileyelim. Ve anmadan da geçmemiş olalım. Bu da işte az önce sen bahsettin ya, sahada kendimiz çözeceğiz diye. Onun bir örneği. O zaman bu da vesile olanlar kimlerse doğru. Teşekkür ediyoruz. Çünkü aksi takdirde Allah korusun oradaki Rum zulmü devam edecekti soydaşlarımıza yönelik. Dolayısıyla dediğin gibi gücünüz varsa sahada çözebilirsiniz. Çözüyorsunuz mesela. Yoksa komisyona kalırsa, helal Avrupalıların eline kalırsa aynen öyle. Hayırlı işler. Hani şey diyor ya, bir tane mevzu vardı. Adam balonla geziyormuş da yönünü kaybetmiş. Aşağıda o adam sarıcıma, çobana falan soruyor. Neredeyim ben? Havadasın diyor. Ya anladık da diyor yani, yani ne durumdayım, ne taraftayım, kuzeyde miyim, güneyde miyim diye böyle bir hikaye var. Avrupalıların yaptığı da o yani. Hani söyledikleri her şey doğru olabilir ama netice alamıyorsun. İstemiyorlar çünkü. Kesinlikle. Şimdi bugün konuşacağımız bir diğer madde, dün Danıştay'ın almış olduğu bir karar. Bunun üzerinden altılı masa başta olmak üzere köpürüyorlar. İstanbul Sözleşmesi. Evet. İstanbul Sözleşmesi'ni Sayın Cumhurbaşkanı iptal etmişti malum. Bunun üzerine koştur koştur iptalin iptali için mahkemeye başvurmuşlardı. Danıştay da bütün maddeleri alt alta koyarak Cumhurbaşkanı nihai karardır. Almış olduğu karar neticesi hukuka uygundur. İptalin iptali talebini reddediyoruz dedi. Tabii. Yani Cumhurbaşkanı'nın kararı tabii. itirazlarını gibi, reddetti. Buna hakkı var, bunu evet. Hukuki hakkı var, bunu yapabilirsiniz dedi. Hemen Cumhuriyet Gazetesi başlat atmış bu konuyla ilgili olarak. Kabul edilemez. Tabii. Karar, İstanbul Sözleşmesi kararı. Hukukta son söz sarayın demiş. Tamam. Buradan bir kere hani direkt Cumhurbaşkanı kim abi, öyle gelmiş oraya oturmuş öyle kararlar veriyor demeye getiriyorlar.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var bu konuyla ilgili olarak. 24 saat kalacak. 24 saat diyor. Evet. İktidara geleceğiz. Yani 24 saatte hemen İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yeniden yürürlüğe koyacağız cümlesiyle. Bir taraftan da Avrupa'ya mesaj veriyor herhalde. Bu bir. İkincisi, yine bu konuyla ilgili olarak Sözcü Gazetesi'nin bir manşeti var. Direkt bununla ilgili değil ama bu bağlamda belki konuşacaksın diye söylüyorum. Bay Kemal diyorlar ama onun dediğini yapıyorlar manşetiyle de biliyorsun. Ne o şey mi? Şey hikayesi işte. Yurtlar Kurumu. Yurt KYK meselesinde. Bayan, aslında bak zaman? Ben sana söyleyeyim bak. Çok o kadar iddialı konuşuyorum. KYK meselesi, EYT meselesini ben dedim. Cumhurbaşkanı benim dediğimi yapıyor. Bay Kemal'in dediğini yapmıyor. Buradan yürürsem böyle sonuçta çıkabilir. EYT'yi de başladılar. EYT'yi de başladılar. Şeyde hemen meclis toplanır çözeceğiz. O gelir gelmez çözeceğiz diyor. Yani meclis toplanır çözeceğiz diyor. Aynen öyle. Herhalde tüy aldılar yani şu anda çalışmaya devam ediyor. Abi projeleri AK Parti'nin yapacağı işler. Yani AK Parti'nin ötesinde projeleri yok. Yani kendi projeleri olduğunu dedikleri mevzu aslında AK Parti'nin projeleri. AK Parti çözdükçe kendilerine yazdıkları bir politika öğretiyorlar. Nasıl ama bir şeyse. Ama şunu... İstanbul Sözleşmesi, KYK, iktidara gelirlerse. Buyur. Şunu tebrik etmek lazım. Şu bakımdan tebrik etmek lazım. Son dönemde AK Parti'nin ne tür çalışmalar yaptığını çok yakından takip ediyorlar. Ama gizli yapmıyor ki AK Parti bunları. Yani. Hayır, şöyle açıklamadan önceki o hazırlık dönemi çalışmalar evet. Var ya. Neyin üzerine yoğunlaştığını iyi takip ediyorlar. Hemen onun üzerinden işte rol kaparak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Güzel. Bence bu da bir ilerleme yani. Öncekine göre bu da bir ilerleme. En azından çünkü karşı durmuyorlar. Başka şeyle uğraşıyorlardı çünkü. Başka şeyle uğraşıyorlardı. Bu da güzel. Şu şeye ben ligi söz etmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi. Danıştay evet kararlı. Çünkü öncesinde mesela şöyle bir tavır vardı. Akşener başta olmak üzere. Akşener de dahil olmak üzere. Hı. Göreceksiniz. Danıştay'dan dönecek bu. Türü söylemleri sık sık tekrarlıyorlardı. Biraz daha meclis kurup konuşmalarına falan. Ben de şaşırıyordum ya bu nasıl bir... Şey, abul kaltır almak için mi yapılan şeylerdi bunlar? En azından yani başka bir şey yoksa ki olmadı ortaya çıktı. Yani başka bir şey dediğim yani oradan bir aralarında bir diyalog yoksa en azından bu yönde bir zorlama. Bir bir de oy birliği değil oy çokluğuyla biliyorsun çok, bu kararını. Aynen. Yani 5 üyeden 3'ünün reddetmesi. Orada çok çirkin şeyler yapıyorlar işte kadın evet. Aday, şey, kadın üye şöyle falan başkası yapsa bunu şey yaparlar çok çirkin bir şey o başka bir şey. Şu beni çok rahatsız ediyor bu tür mahkeme kararlarında şöyle bir durum var. Hoşlarına giden bir karar çıktığı zaman o kararı verenler, hakimler, yargıçlar neyse alkışlıyorlar, tebrik ediyorlar. Tabii. Tamam mı? Türkiye'de gökler hakimler çıkıyor. Varmış diyorlar. Ankara'da hakimler var oluyor. Ankara'da hakimler var. Hoşlarına gitmeyen bir karar çıktığı zaman... Sarayın hakimleri. Anında iş değişiyor. Şimdi bu çok problemli bir bakış açısı. Problemli bir duruş. Bu aslında ne anlama geliyor biliyor musun? Birazcık şöyle o kararla ilgili biraz şöyle tamamın şeylerden hepsi birden değerlendirdiğin zaman tam da bu yargıyı töhmet altına koymak. Yani yargı benim neyse her zaman benim istediğim yönde karar versin. Talebinden kaynaklanan bir duruş bu. Hoşlarına gitmeyen karar çıkınca yargı saraya bağlı karar vermiş oluyor. Oysa bu kişilerin diyorum, Kılıçdaroğlu, Akşener, yani bunların ben 15 Temmuz öncesindeki yargı kararlarıyla ilgili bir eleştirilerini duymadım şu ana kadar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 15 Temmuz önceki FETÖ elinde ne diyeyim, ipotek altında olan, FETÖ'nün elinde esir durumda olan büyük çoğunlukta yargı sistemi normal, şimdiki saraya bağlı. Böyle bir bakış açısı çok tehlikeli bir bakış açısı. İki, sürekli olarak beğenmediğiniz karar çıkınca... Çok ayıp ya. Ama bu o zaman yargının bağımsızlığı bu demek değil. O zaman siz yargının bağımsızlığını kabul etmiyorsunuz demek zaten. Tabii yani. Yargının kendilerine bağımlılığını istiyorlar. Başka bağımlılığı. Bu anlama geliyor bu işte. Çok ayıp bir şey. Şimdi şeyi okuyorum. Yeniden başladım. Akşener'in bu konudaki bu kadar şeyini ben anlamış değilim. Yani Kılıçdaroğlu'ndan daha ileride neredeyse. Bu İstanbul Sözleşmesi meselesinde başından bu tarafa neyin hesabı bu onu da bilmiyorum. Yani kimin hesabına bu kadar cengaverlik yapıyor bilmiyorum. Bir de o şeyde ilginç onun üzerine durmak lazım. 24 saatte nasıl acaba bunu çözecek Kılıçdaroğlu? Ne demek bu? Ne anlama geliyor? Bakın ben sözleşmeyi imzalayacak herhalde. Meclis falan ne oluyor? Bilmiyorum işte diktatörlük geliyor herhalde öyle anlaşılıyor. Şimdi şey var Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu romanı var.
Çok uzun süre önce okumuştum falan. Maşallah. Yeniden başladım. Neden acaba? Bakıyorum yani eski kitapları yeniden okuma hoşuma gidiyor. Okuduğum kitapları falan. Hem hafızayı tazelemiş oluyorsun. Orada ilk sahnesi var. Yani ilk bölümü var daha doğrusu şeyin. Quasimodo'nun ortaya çıktığı sahnenin hemen öncesi aslında bakarsan. O sene diyor kral günüyle deliler günü aynı güne denk getirdiler diyor toplantılar falan. Deliler iyi olmuş bak. Aynen aynen. Deliler gününün diyor deliler gününün diyor, özelliği bir delibaş seçiyorlar ama o gün yaptıkları her şey sorgulanamıyor. Halkın, vatandaşın ya da işte kanaat önderlerinin vesaire vesaire. Hatta o ana kadar, o güne kadar, o gün haricinde işte kilisede bir dini piyes yapılacak, edilecek. Bak kardinal geliyor, psikoposlar geliyor, işte bilmem ne heyeti geliyor. Ondan sonra şimdi Avusturya'dan büyükelçilik heyetleri geliyor. Bir düğün merasimi öncesi kralına bir sürü şeyler falan var. Normalde o gün haricinde bütün bunlara saygılı durmak mecburiyetinde olan tipler, kanaat önderleri, öğrenci liderleri, şunlar bunlar... O gün mesela kardinale laf sokuyorlar. Hı hı. Psikoposa söylenmeyecek sözler söylüyorlar. Öbürüne bilmem ne. Taşkınlık vesaire vesaire. Günün sonunda da bir tane delibaş seçiyorlar. Bir güne mahsus bir şey bu. Şimdi bizim bunları konuşurken okurken aklıma o geldi. Yani muhalefet açısından seçime kadar olacak süre deliler günü. Başka bir şey değil. Aynen öyle. Tamam, hakikaten deliler günü. Yani söyledikleri yalan, tezvirat, her türlü hakaret, ipe sapa gelmez bakış açısı. Şimdi az önce söyledin yani. Senden dolayı senin istediğin karar çıktığı zaman Ankara'da hakimler var. Senin istemediğin zaman, senin istemediğin şekilde karar çıktığı zaman da sarayın hakimleri falan oluyor. Tamamen deliler günü. Ve başka bir şey değil. Bir haftada diyor, önce diyor ki bir haftada çözeceğiz yarı gelmez diyor. Sonra düşünüyor bir an, bir hafta fazla oldu. Hatta 24 saatte çözeceğiz diyor. Ya sen nerede, hangi ülkeden bahsediyorsun? Burası hukuk devleti değil mi? Nasıl olacak? Onun bu teknik bir açılım var mı? Yok. Şey de aslında bunun peşinden bir iki şey söylemek isterim eğer vakit varsa. Bu İsmail Hakkı Pekin'in bir... Evet onu vereceğim. Vereceğim mi? Pardon vereceğim. O zaman tamam. Bununla ilgili bir şey aklıma geldi de... İstersen verelim o görüntüyü, oradan bağlayalım. Çok iyi olur. Tamam yani, peki. Bununla alakalı bir 2007 evet. Yüksek Askeri Şura toplantısında dönemin başbakanı evet. Sayın Erdoğan'ın Yüksek Askeri Şura toplantısında irtica sunumu yapan bir tuğ generale tavrının evet. Anlatıldığı başörtüyle ilgili video. Başörtüyle ilgili bir rapor aynen öyle. Sunuluyor orada. İrtica meselesi anlatıyorlar. O toplantıda olan değil mi? Evet. Genelkurmay eski istihbarat daire başkanı İsmail Hakkı Pekin anlatıyor. Evet. Muharrem Coşkun'a evet. Anlatıyor. O videoyu bir dinleyelim. Ardından herhalde onun üzerine konuşacaksın. Buyurun. 2007 yılında istihbarat başkanlığına geldim. Bana dediler ki efendim şeyle ilgili Kasım şurasında var. Dediler ki burada işte bir sahte bir takdim hazırla. Ne için dedim. Dediler ki bu takdim şey olacak. Türkiye'deki bu şeyler, okullardaki vesaire falan, dini faaliyetler, insanların işte belli yerlere getirilmesi, çocuklar falan, bu konularla ilgili bir hazırlık. Tehlikenin, gelecek tehlikesi var, intihar tehlikesi var falan diye. 2007. Sordum şey bizim Tugener'e, dedim ki nedir böyle? Dedi, komutanım geçen sefer de böyle bir şey oldu dedi. Çıktı dedi, Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman başbakan, yani bu konuyu kızdı bağırdı dedi, bir sürü laf söyledi dedi. Bunu söyleyeyim dedi, yani yapmasınlar falan. Git çıktım anlattım, yok yapacaksın dedi. Peki dedim, o zaman çocuk çıktı, Tugener'e anlatıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ya dedi, bana dedi bunu neyse bir defa bu kuşağının görevi farklı dedi. Peki bunu bana niye söylüyorsunuz dedi. Yani beni mi tehdit ediyorsunuz dedi. Yani buradaki yazılanlar çoğu dedi. Benim dedi evet dedi bir şeyler dedi. Beni mi tehdit ediyorsunuz dedi. Ben size davet edemedim dedi. Kalktı gitti adam. Şimdi onun için bu konularda yanlış yaptığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Herkesin modernleşmesi. Yani siz farklı. Orada Erdoğan'a şey mi sundunuz okullarda? Yani evet, yani okullar. Mesela Balıkesir'de şu okulda işte öğrencilere başörtüsü takılıyor. Şurada bilmem nerede öğrencilere şu yemin yaptırılıyor. Öbür tarafta bilmem ne yaptırılıyor. Yani 2007'de mi oluyor bu? 2007. Erdoğan da kızdı buna ya. Tabii 2007 Kasım. Yani yarım kaldı ve söyledi. Yani bunu dedi, yani beni bana şikayet ediyorsun dedi. Bu MGK'da mı oluyor yoksa başka bir askeri şey? Şurada askeri şurada oldu. Askeri şurada. Yani Kasım 2007 askeri şurada. Evet. Ondan önce... Şimdi o şey hikayesi de var biliyorsun. Orada mesela bu orada mı oldu, başka şeyde mi oldu ondan atalım. Ama Keslan meselesi var mesela, Erdoğan'ın hakikaten bayağı bir sert çıktı. Çünkü geliyorsun, irtica diyorsun. Erdoğan diyor ki ya sen ne irtica, başörtüsü yasağı, bilmem işte gelecek endişesi, irtica.
ya bunlar benim kabul ettiğim şeyler. Başörtüsünün özgürlüğü ben getirdim. Ya da bununla ilgili çalışıyorum. Bahsetmiş olduğu Uğur Dündarların falan işte Cuma'ya giden çocuklar haberleridir muhtemelen. Yani başka şeyler değil. Beni mi tehdit ediyorsun diyor. Ben size demedim mi bu raporlar gelmeyecek buraya, burada konuşulmayacak meseleler diye hakikaten fırçasını basıp çıkıyor yani. Şimdi bak, 2000, yani malum işte 28 Şubat sürecini devam ettirmeye çalışan bir şey var, tamam mı? Bir junta var tabiri caizse. Aradan bu kadar zaman geçmişse dikkatini çekmek isterim. 5. yılı olmuş artık şeyin AK Parti iktidarının. Buna rağmen böyle bir direnç var. Kapatma oldu ondan sonra ya, hatırla. Neredeyse kapatılacak 2008'de, tabii 2009'da karar verildi. Bu da... İşte şeylerde başörtü yasağının kaldırılması kararı üzerine gelişen bir durum bu. Hükümet böyle bir karar aldı, kaldırdı başörtü yasağını. Yalnız ben burada bir şey ekleyeceğim buna. Onun için ben bahsettim bu konuya girecek miyiz diye. Bu olay 29 Kasım 2007'de oluyor. Yani 29 Kasım'da 29-30 Kasım'da toplanan. Yüksek askeri şurada. Askeri şurada oluyor. Ve böyle bir törnüsten oluyor tabiri caizse. Yani bu junta. Oradaki bu yaşta önceden planladığı hedefine ulaşamıyor. Yani orada kalıyor o konu. Yani terk edip çıkınca orada bir ilerleme sağlayamıyorlar. Kalıyor orada. Sonra devamını nasıl getirirler biliyor musun? Hı. Orası çok önemli. 9 Şubat'ta, şimdi 27 Kasım'da bu olay oluyor. 9 Şubat'ta 2008'de, yani bundan kısa bir süre sonra bu konuyu daha net olarak çözmek için Anayasa Mahkemesi değişikliği getiriliyor. Meclise ve MHP'nin birkaç tane de başka milletvekillerinin oylarıyla bu geçiyor. 311 el kaosa kalktı. 411 el kaosa kalktı meşhur manşetinin olduğu şey bu işte. Tamam. Dolayısıyla kökten çözülmüş oluyor. Asıl benim burada dikkat çekmek istediğim şey, bak Cunta'nın devam ettiremediği, akim kalan efendim, doğru söylerim kelimeyi, saldırısının, taarruzunu kim devam ettiriyor? 27 Şubat'ta, 9 Şubat'ta bu kadar sonra, 27 Şubat'ta CHP 112 milletvekilinin imzasıyla tam 58 sayfalık bir dilekçe ile Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Niçin? Bu o 411 el kaosa kalktı kararının iptali için. Dolayısıyla bugün helalleşelim. Niye ya, başörtü serbestisini biz getirdik diyorlardı bunlar. Ha işte onun için tam da onu söyleyecektim işte. Helalleşelim, tam oraya gelecektim ben de. Ben de sanki bilmiyormuşum bir şey yapıyorum. Hakikaten. Şimdi böyle bir maske takarak demin dediğin o romandan alıntı çok güzel. Bir maske takarak seçim yaklaşırken deliler günü yani. Aynen öyle. Çok güzel bir şey örnekleme oldu o. Yani baksan ben bu kadar yıllık handemdenim, bu kadar yıllık... Bunca yılın yandaşı. Dedin ya. Böyle cümle ben de bu kadar yıllık muhafazakarım abi kendime göre. Bazen bakıyorum şeyin söylemlerine, Kılıçdaroğlu'nun. Kendimden utanıyorum bazen ya. Doğru. Hakikaten öyle oluyor. O ama işte o şeyi şöyle kaldırıp bakmak gerekiyor. Yani o surattaki maskeyi kaldırıp arkasına bakmak gerekiyor. Valla bu dediğim gibi topyekün delilik hali. Bunlar açısından söylüyorum. Ve bu topyekün deliliği kendi mahallelerinde meşrulaştırmış vaziyetteler. Ve söyledikleri söze cevap yetiştirmenin zaman zaman ben şeyini taşıyorum. Ya boş enerji sarf ediyoruz herhalde. Çünkü dediğim gibi yani hakikaten o kitapta olduğu gibi kendilerine bir deliler günü değil, deliler dönemi adetmişler. Söyledikleri meselenin gerçekten uzaktan yakından yani alakası olmadığını, her şeyi söylemenin serbest olduğunu düşünüyorlar. Kendilerine de birkaç tane deli baş seçmişler. Bir tane de değil. Birkaç tane deli baş seçmişler. Ve kartondan falan taş takıyorlar o deli baş hikayesine. Quasimodo'yu seçiyorlar en son. Ondan. Böyle bir hal. Şimdi. Böyle bir hal. Yalnız, böyle bir delilik hali. Şöyle bir şey var yalnız. Bunları böyle zaman zaman tekrarlamak istememin sebebi benim. Baktığımız zaman bu delilik hali dediğimiz şeyin gerisinde bitmeyen bir kin ve öfke var. Yani aradan yıllar geçiyor. Tabii. Bir taraftan bizi kamplaştırmakla itham edenlere baktığınız zaman bir taraftan da belki de bir yüzyıl boyunca öncesinden beri devam eden bir kin var. Tamam mı? Bunu doğru. Sürekli aktif tutuyor onlar onu ve doğru. Onu devam ettiriyorlar. Doğru. Bu böyle bir savaş var. Doğru. Beri taraftan ise hemen bitiriyorum. Başka bahaneler, bunun içerisinde pahalılıkla girebilir, farklı yöntemlerle de bu cepheden de şey kaydırmaya çalışıyorlar, ikna etmeye, onlar bir algı operasyonu yöntemi var. Oy devşirmeye çalışıyorlar. Aynen. Burada mesele kamplaşma falan değil. Kardeşim, karşı tarafa baktığın zaman
bana 80 yılın şeyini yapıyor ya. Şimdi başörtüsü meselesi bitti mi? Bittiyse o zaman bunu niye ki de bir gündeme getiriyorsunuz kardeşim? Bu konu böyle bitsin artık. Ama öyle değil. Baktığınız zaman en küçük fırsatta hortlatmaya çalışıyorlar. Öyleyse eğer, öyleyse bizim de yok şudur budur ufak tefek şeyler takılarak bunlara pay vermememiz lazım. Yani bugün ben bunun boşuna söylemiyorum. İstanbul seçimi, efendime söyleyeyim, o dönemdeki bir önceki parlamento seçimi, yani şu anda Allah'tan ki MHP destekliyor. Düşün ki MHP olmasaydı nasıl olacaktı bu şey, bu iktidarın gidişatı? Neden? Ben hatırlıyorum, hiç unutmayacağım, unutmamaya çalışacağım. Seçimde reise vereceğim Cumhurbaşkanı seçiminde oyu ama parlamento seçiminde AK Parti'ye bir mesaj vermek istiyorum. Aa, yok, çok çok tehlikeli. Aa, bir al şey sana bu. Mesaj. Çok tehlikeli. Ne demek şey. Bu? Şunu söylemeye çalışıyorum. Karşı tarafta blok halinde duran bir beton var, tamam mı? Yani asla yıpranmıyor. Sürekli olarak bak 50 yılın, 40 yılın, 80 yılın, 100 yılın davasını sürdürüyor. Doğru. Sana buradan saçma sapan şeylerle mesela ne mesajı vereceksin? Ne alaka yani? Verdin mesajı. Ne oldu İstanbul'da? Verdin mesajı. Al bakalım. Çok güzel. İyi bir noktaya değindin. Dolayısıyla bunlara pabuç bırakmamak lazım. CHP asla ve asla değişmez. Bravo. Değişmez CHP. Örneğini verelim. Hayır. Örneği de şu. Son başlığımız olsun. Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı cümlesi çok mevzuyu çok iyi özetliyor. Çok güzel. Mesele kendilerinden olmadığı zaman ya da kendileriyle ilgili olmadığı zaman, ortada mesele olmadığı zaman aynı zamanda. Çok güzel. Yani yok mesele. Buluyor işte, ağaçtan mesele buluyor. Ağaçtan mesele buluyor. Aynen. Ama hedef bambaşka bir şey. Hedef bir iç ayaklanmayla iktidarı götürmek. Bunlar 15 Temmuz'un öncesindeki hareketler, ısınma turları. Aynen. Öyle aynen. Olduğunu anladık yani. Aynen. Şimdi bu kadar ağaç hassasiyeti olan bir partinin iktidara geldiklerinden, hani İstanbul'a verdiniz mesaj, gördünüz İstanbul'u. Yerel iktidar İstanbul'da bu, yerel iktidar. Aynen. Ekrem İmamoğlu'nun ağaç hassasiyeti olan, yeşil kuşlar, yapraklar beni alkışlıyor diyenin Çırağan Caddesi'nde meşhur. Yani 102 tane 100 yıllık çınar ağacını hastalık bahanesiyle kesmesi. Aynen. Ya millet de hani cılız bir beryansın etti. Kendi mahallesinden söylüyorum. Bizim mahalle zaten söyledim. Bunların ne olduğunu bildiğimiz için çok fazla ciddiye almıyoruz bu anlamda. Ya durun bir dakika, abartmayın ya. Hepsinin yerine yenilerini dikeceğiz. Merak etmeyin dedi. Şu fotoğraf hala yok. Yenileri falan yok. Sonra Emirgan'la devam ettirdiler. Aynen o şeyi, öyle devam biliyorsun. Ettirdiler. Bu da bütün ağaçları kesecekti de ondan sonra en azından biraz ses yükselince bizim mahalleden de ondan sonra. Nerede o dört ağaç yer değiştirildiği halde? Bravo. Yağara koparanlar. Aynen nerede öyle. Hakikaten ya? Şimdi bunu da alıp i̇şte şeye bağlayacağım. Bunların samimiyeti bu işte. Bunu da alıp Mersin'e bağlayacağım. Çok güzel. Mersin'de Özgecan Meydanı var. Evet. Allah rahmet eylesin derim. Hani bu vesileyle. Amin, amin, amin. Evet. Özgecan çok iğrenç bir çok, hakikaten aynen öyle. Kardeşimiz. Şimdi o meydana Özgecan anısına bir ağaç dikildi. Büyükçe bir ağaç. Kauçuk ağacı. Kauçuk ağacı. Kauçuk ağacı gün gün kurumaya başladı bir süre sonra. Lan ne oluyor, ne bitiyor falan dediler. En sonunda bu kauçuk ağacının toprağın hemen 3 karış altı kazılarak köklerine yakın yerde matkapla delik açılıp o deliklerin içerisine asit enjekte edildiği ortaya çıktı. Çok güzel. Ve bunu yapan CHP'liler ve bunu yapan Mersin Büyükşehir'in Park Bahçeleri Daire Başkanı. Onun talimatıyla olduğunu söylüyor. Yaptıran. İki tane adamıyla da gece vakti geliyorlar, ortaya çıktı. Buyur abi, son sözü sana bırakayım. Ya şimdi bunu ben dün izledim. Bunu izlerken bir şey aklıma geldi. Bunu burada aktaracağım aklıma gelen, yani izin söyle verirsen. Bir İslam aleminin, Abdullah Hakim Arabası Hazretleri'nin Sayın Cumhurbaşkanı'na ziyaret ettiği Bağlum'da mezarlığı. Bağlum'daki Kadir evet. Şerif olan evet. Bir sözü var, çok güzel bir. Ben hep onu zaman zaman tekrarlıyordum ama İngilizlerle ilgili bir sözü var. O da şu, o kadar örtüştü ki aklın durur ya. Ben bunu izlerken dün aklıma geldi gayri ihtiyari. Buyuruyor ki, İngilizlerin İslam düşmanlığı çok farklıdır. Diğer İslam düşmanları doğrudan doğruya İslam'ı hedef alırlar, saldırırlar. İngilizler bunu yapmazlar. Bir İslamiyet bir ağaca benzetirsek, mesela diyelim kauçuk ağacı şu anda, tamam mı? Bir ağaca benzetirsek, İngilizler gündüz herkesle beraber onun dibine su dökerler. Bakımını yaparlar ama gece gelirler, o ağacın dibine zehir enjekte ederler. Tabii ki ağaç kurumaya başlar.
Bu sefer kurumaya başlayınca diğer o ağaca bakanların etrafına toplanıp da ya ne oluyor bu ağaca derken onlar da gelirler. Ya ne oluyor bu ağaca, niye kuruyor derler. Onlarla beraber ağlarlar. Onlarla beraber, evet. Diye bir şey var. Ya bunu İngilizler için duymuştuk ama CHP'li. Ben CHP'lilere bu kadar örtüşeceğini hiçbir zaman düşünmemiştim. Hiç aklıma gelmemişti yani. Başka söyleyecek bir söz yok. Bu kadar net. Gece siz geliyorsunuz, gece geç saatte CHP evet. Bildiğim kadarıyla benim gençlik kolu başkanı mı ne? Şu görüntüler işte ekranda şu an. Geliyorsunuz gece nasıl kimse görmüyor belediyenin diye. Belediyenin aracıyla. Şimdi neden bu adam bu Park Bahçe dediniz de bir başka bir vahim bir şey daha var. Bu adam bu işler, bu ağaçlara bakımla sorumlu olan değil mi? Korumakla sorumlu olan adamlar, evet. İşte CHP bu işte bak, CHP bu Murat Bey. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Valla yani şu görüntü normal şartlar altında herhangi bir belde bile bakın. Büyükşehir falandan bahsetmiyorum. Belde belediyesinde bile olsa Habertürk'ten Sevilay Yılman başta olmak üzere tamam mı? Ne kadar AK Parti düşmanı varsa tamam mı? İşte gördünüz mü yobazları? Bunların ağaç şeyleri bilmem şudur budur diye yaygarayı kopartır. Bu yüzsüzlüktür. Bu samimiyetsizliktir. Sözcü gazetesinde arka sayfasını tam sayfa olarak buna ayırır. 1923'te ağaç dikim merasiminden başlatıp finalinde bu Müslümanlar yobaz kardeşim bak ağacı bile sevmiyorlar ki. Hadis-i Şerif var bunlarla ilgili olarak yani bunların şeyi bile değil. Bu hale getirirlerdi ama mevzu bahis CHP olunca gıkları çıkmıyor. Diyelim günün manşetini bitirelim. Siz mesaj vermeye devam ederim. Aynen. Gazete manşetleri ve günün gündemini Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'la birlikte yorumladık. Yarın saat 11'de karşınızda olmak üzere hepinize iyi günler diliyoruz efendim.